Arkadaşlar herkese selamlar. Teknik Analiz Eğitim serisinin 5. bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bundan önce 4 video yayınladık. Bu videoları henüz izlemediyseniz arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Bakın ilk bölümde Trading View kullanımından başladık. En temel Trading View'i nasıl kullanabiliriz? Buna değindik. İkinci videoda Price Action'dan bahsettik. Price Action nedir? Mum nedir? Mumları nasıl okumalıyız grafik içerisinde? Bunlardan bahsettik. Üçüncü videoda trendlere geçtik. Grafik çizmenin en has konusu, en ana konusu trend çizimi. Yükselen trendler ve düşen trendlere göz attık ve bunları nasıl değerlendirebiliriz? Bunu konuştuk. Dördüncü dersimizde ise destek direnç çizimi konusunu ele aldık. Ne gibi püf noktaları var? Neye dikkat etmemiz gerekiyor destek direnç çizerken? Bunlardan bahsettik. Şimdi de 5. bölümde hareketli ortalamaları sizlerle konuşacağız. Fakat bana çok kısa bir ara verin. Ara vermeme izin verin. 6 Haziran'daki eğitim kampından sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar 6 Haziran'da bugüne kadarki en kapsamlı eğitim seminerini gerçekleştireceğiz. Tam 3 saat sürecek. Akşam 7 ile 10 arasında gerçekleşecek bu. 3 oturum şeklinde. Ve biz burada kasa yönetiminden, kasayı nasıl kullanabileceğimizden, portföyümüzü nasıl çeşitlendirebileceğimizden başlayıp price action'ın ne olduğunu, price action'ı grafiğimize nasıl yedirebileceğimizi, nasıl konuşabileceğimizi, nasıl anlatabileceğimizi, nasıl kullanabileceğimizi ve bunun bazı konseptlerini konuşacağız. Mesela alt dalı, mesela bobin, mesela railroad tracks, mesela engulf, bunların detaylarını konuşup bunlarla, bunları kullanarak nasıl işlem alabileceğimizi konuşacağız bu eğitimde. Eğitimin programı benim Twitter'daki sabit gönderimde yer alıyor. Dilerseniz oraya bakıp eğitimin programını daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Her 3 oturumun sonunda da bir soru cevap bölümü yapacağım. Böylece kafanızda hiçbir soru işareti kalmamasına da olanak sağlamaya çalışacağım. Eğitimden çıktıktan sonra grafiği açtığınızda öğrendiğimiz konseptler üzerine rahatlıkla çizim yapabilecek hale geleceksiniz. İyi gelen arkadaşları beklerim. Benim gibi Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Hem eğitim üzerinde daha detaylı bilgi alırsınız. İsterseniz de kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bu eğitimin de kontenjanlı olduğunu söyleyeyim. Ve bugünkü dersimize geçeyim. Arkadaşlar bugün hareketli ortalamaları konuşacağız. Şimdi öncelikle teorik olarak hareketli ortalamaların ne olduğundan bahsedelim. Genellikle piyasada 2 tane hareketli ortalama kullanılır. Bunlar EMA ve MA. Bunlar haricinde de birçok hareketli ortalama vardır. Mesela ağırlıklı hareketli ortalama vardır. Veya hareketli ortalamalardan türemiş osilatörler ve indikatörler vardır ki MACD mesela bunlardan en ünlüsü. Belki ilerleyen videolarda ondan da bahsederiz. Fakat biz bugün ham olarak hareketli ortalamalarla ilgileneceğiz. O tarafa hiç geçmeyeceğiz. Şimdi MA ve EMA ne? Bunların birbirinden farkı ne? MA dediğimiz arkadaşlar basit hareketli ortalama. Yani bu ne demek? Biz günlük grafikteyiz. 5 günlük hareketli ortalamaya bakacağız. Son 5 günün fiyatlarını toplayıp 5'e böler ve size bir trend çizgisi çıkarır. Şöyle. Şöyle bir çizgi çıkarır. Fiyat da buralarda hareket eder. Peki EMA ne? EMA şöyle. Yine 5 günlük bir hareketli ortalama. Bu üstsel hareketli ortalama bunun açılımı arkadaşlar. Exponential Moving Average. Üstsel hareketli ortalama bu direkt Moving Average. Bunu SMA olarak da görürsünüz. Şu şekilde de görebilirsiniz. Bunlar aynıdır. Basit hareketli ortalamadır bunun açılımı. İkisi de aynı şeyi ifade eder. EMA ise üstsel hareketli ortalama. Bu ne anlama geliyor? Biz yine 5 günlük bir hareketli ortalama alıyoruz. Fakat basit hareketli ortalamada hepsinin ortalaması aynı oranlarla alınırken üstsel hareketli ortalamada son fiyatları birazcık daha ağırlık veriliyor. Yani fiyatın son aşamada nasıl bir değişim gösterdiği oransal olarak daha fazla dikkate alınıyor ve karşımıza MA'dan daha farklı bir çizgi çıkıyor. Genellikle kısa vadeli trade eden arkadaşlar EMA kullanırlar çünkü fiyat daha hızlı tepki verir EMA'da oransal olarak bir dağıtım olduğu için. MA'da EMA'ya göre fiyat daha yavaş tepki verir. Hangisini kullanıyoruz o zaman EMA'yı mı kullanacağız? Aslında öyle değil. Şimdi birazdan detaylara geçeceğim. EMA'dan ve MA'dan bahsettik. Peki nasıl hareketli ortalamalar var? İnsanlar bunları nasıl kullanıyor?
Genellikle arkadaşlar MA20, MA50 ya da bunları EMA da diyebilirsiniz. MA100, MA200 en çok kullanılan hareketli ortalamalardır. Neden? Bunlar çünkü arkadaşlar hem bireyseller tarafından hem de algoritmalar tarafından en fazla dikkate alınan hareketli ortalamalar. Benim en sık kullandığım, ki çok fazla indikatör kullanmadığımı biliyorsunuz, benim grafiğimde genellikle sadece MA200 olur. Bence hareketli ortalamaların babasıdır, ağ babasıdır, en önde gelenidir. Ben EMA kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece basit hareketli ortalama kullanıyorum. Yani bir dönem indikatörler üzerinde çok çalıştım, ki bunların içinde hareketli ortalamalar da var. Mesela ne yapıyordum? Meşhur bazı hareketli ortalama kesişimleri vardır. Mesela 13 EMA'nın 21 EMA ile kesişimi, 9'un 18 ile kesişimi ya da daha ufak ufak 5'in 15 ile kesişimi gibi birçok sistem vardır. Ben bunların birçoğunu kullandım. EMA özelinde de kullandım, MA özelinde de kullandım. Fakat bunlar nasıl desem arkadaşlar, bir gün kazandırırken ertesi gün kaybettirmeye çok fazla meyilli kesişimler oluyor genellikle. Bazen mum o kadar arada kalıyor ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. O sebeple benim çok fazla içime sinmedi, çok fazla verim alamadığım çalışmalar oldu. Ben de bunların hepsini bir kenara bıraktım. Özellikle price yapışına tanıştıktan sonra bu uygulamaların hepsini bir kenara bıraktım ve sadece grafiğime MA200'ü atmaya başladım. Hareketli ortalamalar birer aktif destek dirençtir arkadaşlar. Yani siz grafikleri kullanırken fiyat sert bir düşüş gerçekleştiriyorsa, burada bir MA200 varsa, MA200'den fiyatın dönme ihtimali, burada kendini alıcı bulma ihtimali yüksektir. Veya fiyat yükseliyordur sert bir şekilde, önünde MA200 vardır. O zaman da MA200 direnç olarak çalışmaya muktedirdir. Bunları unutmayalım. Tüm hareketli ortalamalar böyle MA20, MA50, MA100, MA200. Fakat ben MA200'ün daha iyi çalıştığını düşündüğüm için genellikle sadece MA200'ü kullanıyorum. Bunu siz nasıl keşfedebilirsiniz? En iyisi back test yaparsınız arkadaşlar. Bakın, göstergeler kısmına geldiğinizde, göstergeler kısmına, buraya hareketli ortalama yazarsanız karşınıza şu çıkacak: favorileri aldım bakın ben. Buna tıkladığınızda arkadaşlar sizin karşınıza şu çıkacak, bakın bende zaten vardı. Bir tanesini siliyorum. Ma indikatörümüz bu bizim. Ayarlara geldiniz, hemen bakın aşağı gelin. Şu an dolar Türk lirası grafiğindeyiz. Ayarlara geldiğinizde bakın burada uzunluk yazıyor. Bu uzunluk 9 ne demek biliyor musunuz? 9 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hareketli ortalamaları tüm zaman dilimlerinde kullanabilirsiniz. Yani siz 5 dakikalı açtığınızda buraya 9 yazarsanız son 9 5 dakikalık mumun ortalamasını alır size. 15 dakikalık, 30 dakikalık hepsi aynı. Ben ne yapıyorum? Günlüğe geliyorum. Buraya 200 yazıyorum. Yazamadım. 200 yazıyorum. Karşıma 200 günlük hareketli ortalama çıkmış oluyor. Stilini buradan değiştirebilirsiniz. Ben bir tık daha kalın çizgi seviyorum. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Rengini değiştirebilirsiniz. Bakın, hareketli ortalama dolar geçmişte nasıl tepki vermiş bakalım. Bayağı uzak. Bakın şurada fiyat sert düşerken tepki aldığı yere bakın arkadaşlar. Direkt MA200'den sert bir tepki aldığını görebiliyoruz. Geçmişte de bakın fiyat MA200 yukarı taşımış. Burada aşağıda birkaç kapanış gelmiş. Fakat daha sonrasında fiyat buradan uzaklaşmadan hemen kendisini yukarı atıp burayı destek olarak kullanıp yükselişine devam etmiş. Bakın nasıl direnç olarak çalışıyor buralarda. MA200 önemlidir arkadaşlar. Kullanılabilir, kullanılmalıdır da. Fakat kesinlikle tek başına kullanılmamalıdır. İşleme girmek için mutlaka bir konfirmasyon aramak lazım. Fibonacci iyi çalışır, price action konseptleri iyi çalışır hareketli ortalamalarla. Bunları da işin içine sokarak kullanmanız gerekir. Hareketli ortalama bir tepki verdi, hemen alayım demek bir tık yanlış olacaktır. Yanına bir konfirm, yanına bir ekleme, yanına herhangi bir başka bir yapı daha sokarsak daha güvenli işlem alabiliriz. Örneğin mesela gelin bir de 100 günlük hareketli ortalama bakalım. Bunlar çalışmaz demiyorum kesinlikle. Sizin tab bakın 100 günlük ortalama da mükemmel çalışmış. Doları taşımış.
Bakın burada 200'e gitmiş, 100'ü aşmış. Burada harika çalışmış. Gayet güzel çalışmış 100 günlük ortalamalarda. Şimdi burada size iki tane şey söyleyeceğim. Birisi şu. Hacimli paritelerde daha iyi çalışır. O yüzden bakın dolarda 100 günlük de 200 günlük de müthiş çalışmış. Hacimli paritelerde çok daha iyi çalışır. İkincisi ise arkadaşlar çok önemli. Her parite farklı bir hareketli ortalamaya MA ya da EMA'ya yazayım tepki verebilir. Yani siz ODAŞ açtınız. ODAŞ MA 50 ile çok iyi bir korelasyon içerisinde olabilir. Veya TÜPRAŞ açtınız. TÜPRAŞ MA 100'e çok etkili bir tepki veriyor olabilir. Aksen'e geçtiniz. Aksen EMA 20 ile beraber hareket ediyor olabilir. Her paritenin kendi içerisinde bir dinamiği olduğunu söylemiştik. Bu hareketli ortalamalarla beraber çalışıyor olabilirler. Bunu siz yapacağınız back testlerle ancak oturtabilirsiniz. Belki bir hareketli ortalama trader olmak isterseniz var böyle insanlar. Ama bunu yapabilmek için mutlaka çok fazla back test yapmanız gerekiyor. Back test ne arkadaşlar? Alacaksınız kağıdı kalemi elinize, ekran başına geçeceksiniz, göstergelerden MA'yı açacaksınız, yanına EMA'yı koyacaksınız ve tüm hisselere tıklayıp tek tek hangisi hangi seviyeye ne tepki vermiş? Belki TÜPRAŞ MA 18'e tepki veriyordur. Bunu bilemeyiz. Bunlar en genel kullanılanları. Benim kullandığım MA 200. Fakat mutlaka bazı pariteler, bazı hareketli ortalamalara çok daha iyi tepki veriyor olabilir. Ben hareketli ortalama traderı değilim. Ben price action traderıyım. Ve yalnızca hareketli ortalamalardan 200'ünden faydalanıyorum. Hani hocam bu işleri nasıl yapabiliriz diyen arkadaşlar var. Belki siz buna yatkınsınızdır. Hareketli ortalamaları mesela hareketli ortalama konusunda uzman olup yanına birkaç bir şey ekleyebilirsiniz. Price action konsepti olur. Fibonacci olabilir. Bunlara da odaklanabilirsiniz. Belki TÜPRAŞ'ta 13-21 kesişimi çok işe yarıyordur. Belki kontrol matikte 9-18 kesişimi çok iyi çok işe yarıyordur. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz bunları günlükte bakıyorsunuz. Belki TÜPRAŞ'ta saatlik 9-18 kırılımı çok iyi çalışıyor. Yani çok fazla seçenek var elimizde. Çok çalışmamız gereken bir durum var. Ama tabii ki bedava peynir fare kapanında bulunuyor. Çok çalışmamız gerçekten gerekiyor. Eğer bu finansal özgürlüğü istiyorsak gerçekten uzun 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 çalışmak gerekiyor. Belki bilgisayar karşısında günde 12-14 saat vakit geçirmeniz gerekiyor. Ben geçirdiğim zamanları bilirim. Hala da çok zaman geçiririm. Ve bunu tavsiye ederim. Çünkü bunun sonucunda elde edeceğiniz ödül gerçekten çok büyük. Çünkü finansal özgürlük muhtemelen birçoğumuzun hayallerini süsleyen o büyülü bir kavram. Şimdi devam edeyim. Did Cross'tan, Golden Cross'tan bahsedeceğim. Onun haricinde başka söyleyecek bir şey yok. Hareketli ortalamalara dair. Fakat ne yapacağım? Bir sonraki videodaki bunu yarın çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda hareketli ortalamaların örneklerinden bir video çekeceğim ve hangi hissede nasıl çalışmış, 200 nerede çalışmış, 100 nerede çalışmış, Golden Cross, Did Cross örneklerini sizlere göstereceğim. En azından kafanızda birazcık daha oturur. Belki bazı sorularınız olur bu videodan sonra. Eğer kafanıza takılan sorular varsa lütfen videonun altına yazın. Ben yarınki videoda bunları ele alayım ve en azından soru işaretinizi gidermiş olalım. Yarınki videoda da soru cevap da yaparım gerekirse ufak kısmı orada bunlara değinirim. Şimdi Golden Cross ne? Golden Cross altın kesişim, Did Cross ölümcül kesişim, ölüm kesişimi gibi bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Golden Cross oluşması için arkadaşlar 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketli ortalamayı yukarı doğru kesmesi lazım. Yani 50 şöyle gelecek, 200 şöyle gelecek gibi. 50 yukarı kestiği zaman biz yükselişin başlayacağını, buralarda alımlar yapılabileceğini, fiyatın yukarı doğru gideceğini düşünürüz. Did Cross ise tahmin edebileceğiniz üzere bunun tam tersi 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı kesmesi. Yani küçük olan büyük olanı yukarı keserse fiyat yükselecek. Küçük olan büyük olanı aşağı keserse fiyat düşecek mantığıyla hareket ediliyor arkadaşlar. Golden Cross ve Did Cross tamamen bunlardan ibaret. Çok kullanılır bu da dünya genelinde. Tüm piyasalarda FX'de de kullanılır. Kriptoda da kullanılır. Borsada da kullanılır. Bunları da siz yine yapacağınız back testlerle
ne kadar iyi çalıştığını sorgulayabilir. Kendiniz grafiklerinizde kullanabilirsiniz. Hemen kısaca toparlıyorum arkadaşlar bir özet olarak. Ortalamalar, hareketli ortalamaları ikiye ayırdık. Bizim için önemli olan iki tane var dedik. Biri üstsel hareketli ortalama yani EMA, diğeri basit hareketli ortalama MA ya da SMA dediğimiz Simple Moving Average. İkisi aynı şey. Her zaman diliminde çalışırlar. Bir zaman dilimi sıkıntımız yok. Fakat her videoda, her eğitimimde dediğim gibi zaman dilimi arttıkça konseptlerin de, hareketli ortalamaların da, çizimlerin de çalışma oranı artacaktır. Bu burada da geçerli. Ama siz 5 dakikalıkta da MA200'ü kullanabilirsiniz. Yine bunu da söylemiş bulunayım. Tüm piyasalarda çalışır. FX'te, kriptoda, Amerikan borsalarında, Fransız borsasında, Türk borsasında fark etmez. Tüm piyasalarda çalışır ve aktif olarak da kullanılır. Ve son olarak arkadaşlar hangi seviyelerin iyi çalıştığını siz backtestlerle çözmeniz gerekiyor. Bakın belki size göre EMA daha kullanışlıdır. Bunlar yorum sonuçta. Bana göre MA200 en kullanışlısı. Fakat siz yoruma yazarsanız hocam ben MA50 ile MA80'in kırılımını kullanıyorum ve çok da verimli oluyor, iyi para kazanıyorum. Ben size hayır o çalışmaz diyecek halim yok. Bunlar yorumdur, backtest'tir arkadaşlar. Eğer siz bir paritede MA20'nin MA50 ile çok iyi çalıştığını keşfeder ve bundan para kazanmaya başlarsanız buna kimsenin diyecek bir şey yok. Bu kocaman bir havuz, kim heybesinde nereden ne kadar toplayabilirse o kadar verimli olur. O yüzden ne kadar çok çalışır, ne kadar çok parite ve korelasyonu birbiriyle ilişkilendirebilirseniz o kadar verimli kullanabilirsiniz hareketli ortalamaları. Bazı meşhurlarını bahsettim sizlere. Golden Cross 50'nin 200'ü kesmesiyle oluşuyor. Dead Cross bunun tam tersi. 50'nin yukarıdan aşağıya doğru kesmesiyle oluşuyor. Veya EMA'da 13-21 kesişimi, 9-18 kesişimi, 5-15 kesişimi al sat sinyalleri olarak kullanılabiliyor. Ben nasıl kullanırım hemen kısaca onu da söyleyeyim. Ben arkadaşlar MA200'ü destekleyici unsur olarak kullanıyorum. Fiyat sert düşüyorsa eğer MA220 destek olarak kullanılabileceğini, o bölgede başka herhangi bir konsept, bir order block, bir bobindir, railroad tracks olup olmadığına bakıyorum. Fibonacci seviyelerini çiziyorum ve bunlar birkaç tanesi aynı yerde toplandıysa oradan alım yapıyorum. Ya da MA200'ü bir direnç olarak kullanıyorum. Fiyat MA200'e yaklaşıyorsa biraz daha temkinli hareket ediyorum. Ve son olarak bazen 4-4 hareketli ortalamayı da ya da 3 hareketli ortalamayı da grafiğe atarım. Ve bir hisse alacaksam, bir kripto alacaksam fiyatın tüm hisseleri, tüm hareketli ortalamaları aşağısını almış olmasını isterim. Çünkü bunların hepsi potansiyel birer direnç olacağı için aynı zamanda bir destek oldukları için fiyatın hareketli ortalamaları aşağı alması bana güven verir. Mesela ben MA200'ün altını stop veri olarak kullandığımda çok kez olmuştur. Çünkü güvendiğim bir hareketli ortalama olduğu için. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bolca backtest, bolca çalışma gerekiyor. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa bana yorumlarda yazın. Ben bir sonraki videoda bunun örneklerini sizlere göstereceğim videoda sorularınızda cevaplarım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.